Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Burada Ar-Ge merkezi olarak uzun yıllardır çalışmalar yapmaktayız ve her geçen sene aslında sorumluluklarımızın üzerine koyarak ilerliyoruz. Uzmanlık merkezi olarak çalışmaktayız. Bütün dünyaya buradan mühendislik ihraç ediyoruz. Şu anda globalde ürettiğimiz tüm araçlar için geliştirme kapsamları burada yapılmakta. Belli uzmanlık alanlarımız var. Bunların içinde karoseri, iç donanım, elektrik elektronik kapsamları, test kapsamları, diagnoz gibi pek çok konu var. Aynı zamanda numune atölyemiz, dünyadaki bütün yapılan geliştirme kapsamlarının dokümantasyonu gibi merkezi konularımız da mevcut. Bütün üretilen global araçlarımızda herhangi bir teknik konu olduğunda, bu kapsamlarla ilgili bir uzmanlık gerektiğinde buradan tüm geliştirme konularını hem yürütüyoruz, hem geliştiriyoruz, hem de problemleri çözüyoruz. 70 farklı araç tipi geliştirmekteyiz. Bu araçlar dünyadaki farklı lokasyonlarda üretilmekte. Bunların içinde Neu-Ulm, Mannheim, Almanya'daki lokasyonlarımız, Fransa'da yeni montaj hattımız mevcut. Çek Cumhuriyeti'nde bir karoseri fabrikamız var, Holişov'da. Ve çok gurur duyduğumuz entegre saç parçadan, borudan yürüyen aracı üretebilen Hoşdere lokasyonumuz var. Bu lokasyonlarda üretilen her araç tipinin geliştirmesinde bu lokasyon geliştirmeleri yürütüyor, sorumluluk sahibi. Bu araçlarımız dünyada pek çok noktada hizmet veriyor. Çok gurur duyduğumuz projelerden biri yine Amerika için yaptığımız Tour Rider projesi. Avrupa'daki pek çok farklı lokasyonda araçlarımız var. Ama bunun dışında dünyanın her lokasyonuna araç gönderiyoruz. O lokasyonların şartlarına uygun araç geliştiriyoruz. Şu anda bulunduğumuz Ar-Ge merkezinde otobüs ve kamyon geliştirme alanında çalışmakta olan 500'ün üzerinde mühendisimiz var. Bizim önem verdiğimiz konulardan biri de inovasyon. İnovasyonda her alanda yeni fikirler üretme, yeni geliştirmeler yapma konusunda iddialıyız. Özellikle sürdürülebilirlik, elektrikli araçlar, e-mobility gibi pek çok farklı konuda çalışmalarımız var. Bu projeler buradan yürütülüyor. Biz yaptığımız inovasyonların, bulduğumuz buluşların fikri mülkiyet haklarını alma konusuna önem veriyoruz. Bununla ilgili pek çok patent başvurumuz ve kabul edilmiş pek çok patent fikrimiz mevcut. Aynı zamanda global olarak inovasyon projelerinin içindeyiz. Avrupa Birliği programlarına dahiliz. Uluslararası projeler yürütüyoruz. Üniversiteler ile, tedarikçilerimizle, teknoloji merkezleriyle beraber çalışmaktayız. Çok önemli. Aslında mezun olduğumdan beri üniversitelerden hiç kopmadım. Hep bir bağlantım oldu. Hem kendi akademik kariyerimde hem de üniversitelerde ders vermek şeklinde. Biz Mercedes-Benz Türk olarak COOP, Koordinasyon Üniversite Endüstri İşbirliği çerçevesinde 2009'dan beri Bahçeşehir Üniversitesi'nde ders vermekteyiz. Son 3-4 senede bu çalışmayı Türk-Alman Üniversitesi ile de genişlettik. Burada üniversitelerdeki mühendislik öğrencilerine ticari araç mühendisliği üzerine ders vermekteyiz. Ben de aktif katılmaktayım. Şirketimizdeki pek çok uzman arkadaşım ve yöneticim de bu projeyi desteklemekte. Birincisi zaman. Zaman herkese verilen sonsuz bir hazine. Zamanı en güzel şekilde değerlendirin. İkincisi insan. Bir kitaptan veya bir deneyimden öğreneceğimiz pek çok şeyi insanlarla olan iletişimimizle de öğrenebiliriz. Dolayısıyla geniş ve çeşitli bir ağa sahip olmak çok değerli. Üçüncüsü ise değişim. Gençlere tavsiyem konfor alanınızda kalmayın. Değişim için istekli ve önde olun. Siz yaparsınız. Sanata çok ilgim var. Üniversite çağlarından beri, hobilerimden biri resimdi. Aslına bakarsanız buradaki resmi de ben yaptım. Aslında bir taraftan da benim için çeşitliliği ifade ediyor. Çünkü biz Mercedes-Benz Türk'te liderlik anlayışımızda güçlü yanları destekleme üzerine. Her kişi kendine özgüdür, kendine has bir imzası vardır. O da tablodaki farklı bir renktir. Ve bu renklerin bir araya gelmesi güzel bir tabloyu oluşturur. O yüzden benim için anlamlı. Otobüs geliştirmeyi genel hatlarıyla tanıtma fırsatım oldu. Ama gelin biraz daha detayına girelim. Bugünün dünyasında tüm araçlar için en önemli sistemlerden biri elektrik elektronik sistemleri. Dilerseniz buradan elektrik elektronik bölümüne geçelim.